Emel Müftüoğlu, Armutlu'da bir restoran çıkışı magazin hattı kamerasına takıldı. Nasılsınız? Beni göremiyoruz. Teşekkür ederim. Aslında yani görülüyor artık, sosyal medya olduğu için herkes her şekilde görülüyor, biliyorsunuz. Renkli sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gören Müftüoğlu, son olarak gözleriyle ilgili eleştirilere "yok gözlerim küçükmüş" de, "yok efendim gözlük niye takıyormuşum" da "alın bakalım şimdi ne diyeceğiniz" notuyla esprili bir karşılık vermişti. Bastın, taka bastın beni fazla, hadi be aldın, sustum diye yuttum diye oh be uyuttum sandım. Paylaştığınız fotoğraflarda olaylı geçen gün. Muhteşem gözlerimle, değil mi? Aynen efendim. Ne gibi tepkiler geldi orada, siz de karşılıklı şey yaptınız? Herkes çok mutlu oldu artık bir gözüm olduğu için. Ünlü sanatçı Nisan ayında Diff adlı şarkısını görücüye çıkaran kızı Çağrı Müftüoğlu'na destek verdiğini belirtti. Yalan, 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 yalan mı bu dünya? Var mı güzeler, yeni çalışmalar? Vallahi şu anda yok. Kızımın işte projesi çıktı. Onunla, o yetiyor bana yani, onu gözlemek, izlemek yetiyor şu anda. Belki hani olur da karşımıza böyle çok enteresan bir şarkı, bir şey çıkar. Neden olmasın, olur tabii ki. Ama şu anda yok. Televizyon projesi var bir iki tane. Bir tane bir dizi var, onunla ilgili konuşuyoruz. Ama bu kadar. Yani daha hiçbir şey, net bir şey yok yani. Emel Müftüoğlu 90'lı yıllara olan büyük özleminin nedenini açıkladı. 90'lar çok fazla çalıyor. Çok düşünüyorum, böyle yattığım zaman falan da çok düşünüyorum niye böyle oluyor diye. Şöyle oluyor, para kimde? Para bizim yaşlarda olanlarda. Kim geziyor? Bizim yaşlarda olanlar. Bizim yaşlarda olanlar ne istiyor? Kendi gençliklerinde kendi anılarını hatırlatacak şarkıları seviyorlar. Bence onun için muhteşem şey bir dönemdi. Çok şaşalı bir dönemdi. Çok üretim vardı. Çok para yatırılıyordu. Yani kliplere yatırılıyordu, şarkılara yatırılıyordu. Şimdi tabii çok, maalesef çok şanssız bir dönemdeyiz. Her bakımdan. Dünya zaten şanssız bir dönemde. Ama şuna katılmıyorum. Mesela sizin zamanınızda muhteşem şarkılar vardı. Şimdi yok. Şimdi de inanılmaz güzel şarkılar var. Sizin şarkılarınız unutulmuyor diyelim. Evet, unutulmuyor ama benim annem de mesela işte bizim zamanımızda bir Erol Büyükburç vardı ki işte onun yerini de kimse doldurmadı. Şimdi herkes kendi zamanının yerini dolduramıyor. Yani çocuklar da ileride işte Aleyna Türkiye vardı, işte hiç onun gibisi yok diyecekler bundan 10 sene 20 sene sonra. Ama böyle dönem ama şuna katılıyorum. Biz çok şanslı bir dönem yaşadık. Allah herkese nasip etseydi keşke o kadar şanslı dönem. Ünlü şarkıcı koronavirüsle ilgili yaşadığı korkunun zaman içinde azaldığını ifade etti. Korku yaşıyor musunuz? Nasıl korku 2 ay çok ağır yaşadım ben. Yani bayağı panik atak olacak derecede ağır yaşadım. Her gece kalkıp ben galiba hastalandım, ben galiba korona oldum diye uyandım. Sonra dedim ki ya böyle yaşanmaz. Yani bir şey olması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar korunmaya çalışıyorum şu anda ve kendi sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum. Yani vitaminlerim vesaire, takviyeler. Yani her canlı bunu tadacak gibi de söylemler olduğu için yani koyun gibi bekliyoruz sonumuzu. Yani ne yapacağız, ne yapalım? Bu kadar insansız ya da bu kadar sevgisiz de yaşanmaz bir eve kapanıp, bunu da yapamayacağımıza göre. Bir şekilde ya o bize alışacak ya biz ona alışacağız. Emel Müftüoğlu geçen Mayıs ayında yayınladı. Yavru ayının elini ısırdığı videosuyla çok konuşulmuştu. Ayı. Evde sıkıntıdan, bu pandemi döneminde sıkıntıdan ya ne yapıyorsun? Eski defterleri karıştırıyorsun, eski videoları filan. Ben de o şeyi gördüm, onu unutmuştum, o ayıyı, ayı kardeşimi unutmuştum. Bir gördüm videoyu, çok güldüm, dedim ki ya ben, insanlar da gülsünler hani şöyle bir dönemde, hakikaten komik. Elinizde izi falan kaldı mı? Hani ya hayır, şu damarımı ısırdı, bu damar var ya bir anda böyle hani şey... Hastanelik oldunuz herhalde. Yok ya, hastanelik olmadım ya, o kadar da abartmayalım. Yani aşı vuruldunuz mu, hani korktunuz mu? Hayır, hemen şeyi aradım, sahibini aradım. Hayvanların bütün hepsinin aşılı olduğunu öğrendim. Yani onun için sorun olmadı.